Müteahhitler Birliği'nin sayfasında. Oradan da edinebilirsiniz. Ayrıca isteyen olursa ben grubumuzdan da yollayabilirim. Evet, hocam trifaz motoru monofaz çalıştırmak ömrünü azaltır mıyız diyor. Evet, yani trifaz arkadaşlar zaten ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Trifaz motorların kendilerini koruyabilmeleri için değişik kumanda devre elemanlarımız vardır. Bunlardan biri de faz koruma rölesidir. Onları kullanarak motorun tek fazla çalışmasını veya iki fazla çalışmasını engelliyoruz. İstemiyoruz çünkü istenen bir durum değildir. Emir arkadaşınız sormuş. Ona cevap olarak söyleyelim. Yani tek faz çalışmasını istemiyoruz biz 3 faz bir motorun. Onun 3 fazda çalışmasını istiyoruz. Ve bu yüzden dediğim gibi önüne diğer koruma elemanlarından faz koruma rölesi diye bir devre elemanımız vardır. Onu kullanırız ki eksik gelen fazlar varsa hiçbir şekilde motorumuz çalışmasın. Motorumuzu koruyalım. Zaten dediğim gibi ilerleyen günlerde diğer derslerimizde yani bugün değilse de pazartesi günü diğer dersimiz. Pazartesi günkü dersimizde röleleri göreceğiz zaten. Ona göre tam cevap olmuş olacak arkadaşımızın sorusuna. Evet, ben paylaşıyorum arkadaşlar. Başka sorusu olan yoksa zaten sayımız arttı. 12 kişi olmuşuz. Paylaşıyorum ben ekranımı. Bugünkü konumuz kontaktör arkadaşlar. Kontaktör. Kacık büyütebilirsek. Evet. Kontaktör arkadaşlar nedir? Bugün konumuz kontaktörle başlıyor. Kontaktör arkadaşlar bir tane elektromanyetik anahtardır aslında. Kontaktör basit olarak elektromanyetik bir anahtardır. Nedir elektromanyetik anahtar? İçinde bir mıknatısımız vardır, bir bobinimiz vardır arkadaşlar bu kontaktörün. Aslında ben size bizim okuldan alacaktım ama aksilik oldu alıp getiremedim. Burada size gösterebilirdik onu. Ama diğer taraftan şeyden de bulup yine şeklini şemalini size gösterebiliriz kontaktör nasıl bir şeydir. Bir dakikacık. Bunu bir durdurayım. Ya da şey yapmayalım devam edelim. Ona göre dersimizin sonunda size gösteririz. Evet, kontaktör bir elektromanyetik anahtardır arkadaşlar. Bu kontaktörler düşük gerilimlerle arkadaşlar yüksek gerilimleri kontrol etmemizi sağlayan birer anahtardır kısacası. Bunun içinde bir elektromıknatıs vardır. Biliyorsunuz mıknatıslar enerjilendiği zaman içindeki paleti çekerek üzerindeki kontakların yön değiştirmesini sağlıyor arkadaşlar. Çeşitli kontaklar vardır bunun kontaktörlerin üstünde ve bir de bobinimiz vardır esas bu kontaktörü beslemek için. Buradan okuyorum size. Kontaktör bobininin enerji verilmesiyle açık kontaklarını kapatan, kapatlı kontaklarını açan, bu sayede bir elektrik devresinin açılıp kapanmasını sağlayan bir elektromanyetik anahtarlama elemanıdır. Şimdi bu kontaktörlerimizde arkadaşlar öncelikle biz doğru gerilimde lazımdır. Yani bu kontaktörümüzün bobinine doğru gerilimi uygulamamız lazımdır. Yani biz bir kontaktör aldığımız zaman gidip elektrikçiye deriz ki mesela bir kumanda devresi kuracağız. Kontaktöre ihtiyacımız var. Gidip de elektrikçiden bir kontaktör istediğimiz zaman öncelikle bunu hangi gerilimde çalıştıracağımız önemlidir. Yani bizim kuracağımız devrede hangi gerilimle çalışacak bu kontaktör? Tabii ki bunlar alternatif akım gerilimde de çalışabilir, doğru akım gerilimde de çalışabilir. Dediğim gibi öncelikle belirlememiz lazımdır. Mesela bizim ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genelde arkadaşlar kuracağımız devrelerde biz kontaktörlerimizin 240 voltla yani kontaktörümüzün bobinlerinin 240 voltta çalışmasını istiyoruz. Ki ona göre düşük gerilim veya yüksek gerilim geldiği zaman bu kontaktöre biliyorsunuz düzgün çalışmayacağı için
Öncelikle çalışma gerilimimizi ayarlamamız lazım. Çalışma gerilimimizi, kontaktörümüzün çalışma gerilimini bilmemiz lazımdır. Burada arkadaşlar bobin uçlarından bahsedeyim ben size biraz. Kontaktörümüzün iki tane bobin ucu vardır. A1 ve A2. Bu bütün kontaktörlerde aynıdır. Yani DC kontaktörlerde artı ve eksi uç olarak tabii ki bu değişiyor ama biz dediğim gibi genelde bizim memleketimizde alternatif akım kontaktörler kullandığımız için bu uçlar A1 ve A2 diye oluyor. Bu A1 ve A2 uçlar arkadaşlar A1 ucuna genelde besleme gerilimi giriyor. Yani artı uç giriyor. Faz giriyor kısacası. 240'ın artı ucu giriyor. A2 ucuna ise nötr ucu giriyor. Bunlar yani önemli noktalardır arkadaşlar. Eğer şey yapmak isterseniz, not almak isterseniz bunları bir kenarcığa yazabilirsiniz. Dediğim gibi A1 ucuna faz giriyor, A2 ucuna nötr giriyor. Genelde bu böyledir. Bilmiyorum tabii ki üniversite öğrencisi olanınız var veya meslek lisesinde öğrenci olanınız var veya dışarıda bu işleri yapan kişiler var belki de aramızda. Bilmiyorum onu. Paylaşırsanız sevinirim tabii ki. Bu kontaktörleri yani kullanıyoruz ve A1 ve A2 uçlarını düzgün bağlamamız lazımdı. Doğru çalışabilmesi için öncelikle. Şimdi bu kontaktörümüzün arkadaşlar enerjisi kesildiği zaman kontak uçları eski haline dönüyor. Yani enerji verdiğimiz zaman üzerindeki açık kontaklar kapanıyor. Kapalı kontaklar ise açılıyor. Böyle ters bir şey vardır, mekanizması vardır. İçinde arkadaşlar bu kontaktörün mıknatısın üzerinde bir paleti vardır. Enerjilendiğinde bizim bobinimiz mıknatıs bu paleti çeker ve dediğim gibi üzerindeki açık kontaklar kapanır, kapalılar ise açılır. Genelde her kontaktörün üzerinde arkadaşlar bir tane açık kontak vardır, bir tane kapalı kontak vardır ve üç tane de güç kontağı vardır. Bunun 3 tane olmasının sebebi de arkadaşlar biraz sonra göreceğiz zaten bunları. RST biliyorsunuz geçen hafta da bahsetmiştik geçen dersimizde. RST yani 3 tane fazı birden kesebilmemiz için bize imkan sağlıyor. Üzerindeki güç kontakları. İki türlü kontak vardır üzerinde onu da bahsedeyim. Bir zayıf akım kontaklar yani bizim kumanda devremizde kullandığımız kontaklar. Bir açık kontak, bir kapalı kontak. Ve güç kontakları, 3 tane de güç kontağımız vardır. Bu şekilde RST fazlarımızı kesebiliriz. Evet. Buraya kadar eğer herhangi bir şeyiniz yoksa sorusu olan sorabilir tabii ki. Devam ediyorum ya da dersimizin sonuna bırakırız soruları. O daha iyi olacak sanırım. Burada okumaya devam ediyorum. Çalışma ve kullanma tarzı bakımından kontaktörü diğer anahtar türlerinden ayıran en önemli özelliği enerji kesildiğinde devreyi açan ve cihazları, çalışanları emniyete alan, farklı gerilimlerde kontrol edebilen bir uzaktan kumanda elemanı olmasıdır. Kontaktörümüz devam ediyorum. Kontaktörler birçok alanda kumanda ve emniyet amaçlı kullanılmaktadır. Biz genelde bunu kumanda kısmını kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra elektrik motorlarının kontrolünde yani biz genelde bunu kullanıyoruz. Motor panolarında kontaktör kullanılıyor. Yani ister yıldız üçgen çalıştıralım, ister direkt olarak bu motoru çalıştıralım veya isterse ototrafosu kullanalım. Kontaktörümüzü motor çalıştırmak için, asenkron motorları çalıştırmak için kullanıyoruz. Kompansasyonlarda yine kondansatörlerin devreye alınıp çıkarılmasında kullanıyoruz arkadaşlar bu kontaktörlerimizi. Isıtma ve su soğutma sistemlerinin kumanda edilmesinde sıklıkla kullanılıyor. Yine tabii ki biliyorsunuz ısıtma soğutma sistemi yine bir yani motor çalıştırıp durduruyoruz. Burada mesela bir endüstriyel buzdolabını düşünün. Bunlar da aynı şekilde çalışıyor. Termik röleler ile kullanıldığında ise cihazları tesisleri aşırı yük akımlarına karşı daha hassas korurlar. Evet. Termik röle de bir diğer elemanımızdır arkadaşlar. Bugün eğer vaktimiz kalırsa termik rölelere de geçeceğiz. Termik röle. Bizi ısınmalara karşı cihazlarınızı koruyan devre elemanınızdır.
Ayrıca kumanda ettiği devreyi nominal akım altında açıp kapayabildiği gibi özel ekipmanlar kullanarak belirli orandaki aşırı akımları da kesebilir. Evet. Burada arkadaşlar bakın başka bir kelime girdi lügatımıza. Nominal akım. Nominal akım demek arkadaşlar. Bizim motorumuzun tam yük altında çektiği akım demektir. Tam yük altında çektiği akım. Nedir yani tam yük altında? Örneğin bizim motorumuza bir su pompası bağladık biz ve bu su pompası çalışıyor. Bu iş, motor işte nominal akımını çekiyor arkadaşlar. Bu bir hafta geçen hafta gördüğümüz, pazartesi günü gördüğümüz derste de bu nominal akımdan bahsetmiştik aslında. Motor etiketinde bizim motorumuzun tam yük altında çektiği akım vardır arkadaşlar. Yazıyor bu nominal akımlar. Mesela bizim nominal akımımız 15 amper olsun. Yani ne demektir bu? Motorumuzu biz bir yük bağladığımız zaman üstüne 15 amperlik bir akım çeker demektir arkadaşlar. Nominal akım. Bu termik röleler ise bu nominal akımları üzerindeki akımlara karşı bizim motorumuzu koruyan cihazlardır arkadaşlar termik röle. Bunu dediğim gibi bu dersin sonuna doğru yetişirsek tabii ki göreceğiz. Devam ediyorum. Kontaktörün yapısı. Bu resmi herkes görüyor sanırım. Buradaki bu resmi biraz daha büyüteyim ben size. Bu şekilde birazcık daha büyüttüm görmeniz için. Burada arkadaşlar bir tane gördüğünüz gibi elektromıknatısımız vardır burada. Bir elektromıknatısımız vardır ve iki tane ucu vardır. Bu A1 ve A2 ucudur. Yani bobinimizin arkadaşlar uçlarıdır bunlar. Gördüğünüz gibi zaten bobine bağlı uçlardır bunlar. A1'e biz dedik ki fazı bağlıyoruz. Bağlıyorum. Böylelikle ne oluyor? Bu paleti üzerine doğru çekiyor arkadaşlar. Ve ne oluyor farkındaysanız burada? Bakın 5 ve 6 bakın burada kapalı kontaktır. 7 ve 8 de kapalı kontaktır. 1, 2 ve 3, 4 ise açık kontaklarımızdır. Bu bobin elektriklendiği zaman paleti kendine doğru çekiyor ve 1, 2 kapanıyor. Arkadaşlar 3 4 aynı şekilde dönüyor. 5 6 normalde açık kontaktörümüzü aldığımız zaman bunu kontaktör üzerinde ne o derimdir. Normali open ve açık kontak anlamındadır arkadaşlar. Ve 5 6 ile 7 8 de arkadaşlar NC diye geçer. NC normally close yani normalde kapalı kontak olarak geçiyor. Bunları biraz sonra zaten aşağıda daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Çünkü bunlar arkadaşlar her bir kontaktör üzerinde aynı numaralara sahiptir. Yani açık kontaklarla kapalı kontakların numaraları genelde aynıdır. Aşağıda göreceğiz dediğim gibi 3 ile 4 yani sonu 3 ve 4 ile bitenler açık kontaktır. Mesela 13, 14. Birinci açık kontak anlamındadır. 13-14. Veya 61-62 sonu 1 ve 2 ile bitenler de arkadaşlar kapalı kontak anlamındadır. Yani 61-62 6. kapalı kontak anlamındadır. 61-62 71-72 mesela 7. kapalı kontak anlamındadır. NC olarak bunlar da tüm kontaktörlerde aynıdır. Yani markası fark etmez. Gerek AC olsun, gerek DC olsun, gerek Federal marka olsun, gerek diğer markalar olsun, Möller olsun. Mesela bizim okulda genelde Federal ve Möller'in bir kontaktörler. Bunlar da dediğim gibi arkadaşlar değişmiyor yani. Her şey aynıdır. Bir tek marka değişiyor. Belki yerleri değişebilir ama açık kontakların üstünde NO yazıyor ve dediğim gibi sonu 1 ve 2 ile onların da sonu 1 ve 2 ile bitiyor. Açık kontaklar 3 ve 4 ile bitiyor. Kapalı kontaklar 1 ve 2 ile bitiyor. Ve her birinin üzerinde de dediğim gibi A1 ve A2 bobin uçları bulunuyor. Gerek DC olsun gerek AC olsun.
Çünkü biz eğer kontaktörümüzü enerjilendirmezsek bu kontaklar yön değiştirmiyor. Evet, bu şekilde paleti üzerine çekiyor. Bu bizim nüvemizdir arkadaşlar. Bizim kontaktörümüzün nüvesidir burada gözüken resim. Bu nüvede arkadaşlar değişik maddelerden yapılabiliyor. Genelde ama bunlar demirdir. Ve mesela biraz büyüteyim bunu da daha net görebilmeniz açısından. Burada da arkadaşlar bazı değişiklikler oluyor nüvelerimizde. DC kontaktörlerle AC kontaktörler, yani doğru akım kontaktörümüzle alternatif akım kontaktörümüzün nüvesi arasında bazı farklılıklar vardır. Ne gibi farklılıklar vardır? Bunu da isterseniz buradan okuyabiliriz. Alternatif akım kontaktörlerinde ince silisli saçlardan yapılırken doğru akım kontaktörlerinde tek parça yumuşak demirden imal ediliyor arkadaşlar bu nüveler. Niye ince silisli saçlardan yaparız bunu? Onu da açıklayayım size. Çünkü biliyorsunuz alternatif akımda bazı kayıplar meydana geliyor. Artı ve eksi alternanslardan dolayı biliyorsunuz alternatif akım yani artı ve eksi kutuplardan değiştiği için bazı noktalarda sıfıra düşüyor bu ve kayıplar oluşuyor. Bunu önleyebilmek için arkadaşlar ince silisli saçlardan yapıyoruz bunun nüvesini. Alternatif akım kontaktörlerinin nüvesini. Ve bunların üzerine arkadaşlar iki tane bakır plaka koyuyoruz ki sıfıra geldiği zaman sıfır noktalarında biliyorsunuz artıya çıkıyor, sıfıra düşüyor, baştan eksiye geliyor ve kendini sürekli sinüs şeklinde bu tekrarlıyor. Bunu bir dakikacık durdurayım, size başka şekilde çizeyim bunu. Stop yapayım bunu. Müsaadenizle bir dakika. Buradan hemen şeyi açayım. Size çizebilmek için. Baştan ekranımı paylaşıyorum. Az ekranı herkes görebiliyor. Geldi hocam, Evet. tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu ben size çizeyim. Biliyorsunuz sinüs sinyalimiz bu bizim zamana karşı gerilimimiz olsun. Yukarı zaman olsun. Buraya zaman yazalım. Burası gerilim olsun. Gerilim. Burası da bizim zamanımız olsun. Zaman, böyle bir grafiğimiz var. Bizim arkadaşlar sinüs sinyalimiz bu şekilde ilerlediği için kendini tekrar ediyor bu şekilde. Bu noktalarda arkadaşlar sıfıra düştüğü için burası bizim artı alternatifimiz, pozitif alternatifimiz. Burası negatif. Burası pozitif ve burası negatif alternanslarımız. Bu sıfır noktalarında arkadaşlar bu kırmızıyla işaretlediğim yer yön değiştirdiği için sıfır noktasında bazen kontaktörümüz bazı kopukluklar yaşıyor. Ve bu kopuklukları giderebilmek için iki tane plaka koyuyoruz. Alternatif akım için söylüyorum bunu tabii ki. Alternatif akımda devamlılığı sağlayabilmek için kontaktörlerimizin dediğim gibi bu sıfır noktalarını önleyebilmek için iki tane bakır plaka koyuyoruz. Kontaktörümüzün nüvesinin üzerine. Ve bu şekilde kontaktörümüz sürekliliği sağlıyor. Düzeltiyorum. DC kontaktörlerde ise bu yoktur. DC kontaktörlerde biliyorsun arkadaşlar zamana göre sabit olduğu için özür dilerim baştan çizeyim düzgün olsun. Zamana göre biliyorsunuz
Sabit olduğu için DC gerilimimiz. Bu da bizim DC gerilimimiz. Buraya yazayım. DC gerilim. DC gerilim sabit olduğu için arkadaşlar böyle bir bakır plakaya kontaktörümüzün nüvesinde ihtiyaç duymuyoruz. İki farkımız vardır, tekrar ediyorum. Bir, AC kontaktörlerimizin nüvesi silisi saçlardan yapılır ve üzerine bakır plakalar konulur. DC gerilim ise yekpare demir şeklinde yapılır ve bu bakır plakalara ihtiyaç duymaz. Farkları budur. Bizim DC ile AC kontaktörlerimizin. Tabii ki yine gerilimlerimizin de farkı vardır. Evet, bir arkadaşınız demiş ki sesimiz sürekli gidiyor. Bilmiyorum, diğer arkadaşlarda sorun yaşanıyor mu? Ya benim internetimde bir sorun gözükmüyor. Bilmiyorum. Ses gelmezse bir söyleyin. Tekrardan bir şey yaparız. Bir sıkıntı görünmez hocam. Tamam, devam ediyorum öyleyse. Baştan paylaşıyorum ekranımı. Faktör kısmına baştan paylaşıyorum. Evet. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu iki nüvenin iki ucunda da bakır plakalar vardır. Devam ediyorum, burada anlattıklarımı bir de okuyarak size anlatayım. Alternatif akımda kullanılan kontaktör nüvelerinde nüvenin ön yüzeyine açılan oyuklara bakır halkalar yerleştiriliyor. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar bakır iki tane halka vardır. Bu bakır halkalar akımın sıfır olduğu noktalarda nüvenin bırakılmasına engel olarak titreşim ve gürültüyü ortadan kaldırır. Yani bu sıfır noktalarında kontaktörümüz çekmeye devam eder. Bırakmıyor yani bu iki bakır plaka sayesinde. Doğru akımda kullanılan nüvelerde ise bobinin enerjisi kesildiği anda nüvenin paleti hemen bırakması için plastik pullar konulur. Burada ben size onu gösteremeyeceğim ama isteyen arkadaşlar kumanda.org'da, arkadaşlar kumanda.org, bunu yazayım mesaj kısmına da size şey olarak görebilirsiniz. Kumanda.org kısmında bunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika. Şey durdurmam lazımdır paylaşabilmek için sanırım. Neyse, onu size biraz sonra yazarım. Kumanda.org, dediğim gibi. Devam ediyorum. Palete geçiyoruz. Palet nedir? Kontaktör nüvesinin hareketli kısmına palet denir. Demir nüvenin mıknatıslanması ve yayların itmesi sonucu hareket eder. Palet üzerine kontaklar monte edilmiştir. Demir nüve mıknatıslandığında paleti çeker ve bazı kontaklar açılırken bazı kontaklar kapanır. Burada dediğim gibi arkadaşlar, biraz önce de bahsettim bunlardan. Bazı kontaklar açılır dediğimiz arkadaşlar, kapalı kontaklar açılır. Normalde kalı kontak, yani NC olan kontaklar açılır. Bazı kontaklar kapanır dediğimiz ise açık kontaklar da kapanır arkadaşlar. Yani burada aklınız karışmasın. Bu açık kontaktır, bu kapalı kontaktır ama tam tersdir aslında. Açık kontak kapanıyor enerjilendiği zaman kontaktörümüz. Kapalı kontak ise açılıyor arkadaşlar enerjilendiği zaman. Enerjisini kestiğimiz anda bizim kontaktörümüzün eski haline, yani kapalılar, açılanlar kapanıyor. Kapananlar ise tekrar açılıyor. Eski haline döner. Burada zaten bunu söyledik. Yayların itmesi sonucunda palet eski konumuna dönüyor. Devam ediyorum. Kontak yapısı ve sayısı. Burada arkadaşlar biraz önce de bahsetmiştik bundan. İki türlü kontak bulunur bizim kontaktörümüzün üzerinde. Biri güç kontaklarıdır. Üç tanedir bunlar. R, S ve T fazlarını kesebilmek için üç tane güç kontağımız vardır her kontaktörün üzerinde. Ve kumanda kontakları her kontaktörün üzerinde de arkadaşlar iki tane kumanda kontağı vardır. Biri açık, biri kapalı olmak üzere. Biz bunun sayısını artıramaz mıyız? Tabii ki artırabiliriz. Onu da size söyleyeyim. Yardımcı kontaklar kullanarak arkadaşlar bunun sayısını da artırabiliriz. Çünkü bazı durumlar olur ki mesela iki tane açık kontağı veya üç tane açık kontağı ihtiyacımız olur. Aynı kontaktöre ait. Bu şekilde yardımcı kontak kullanarak onu güç kontaklarına bakalım. Güç kontakları yüksek akıma dayanıklı olup motor ve bunun gibi alıcıları çalıştırmak için kullanılır.
Bu kontaklar arkadaşlar, güç kontakları nominal akıma kadar dayanabilen, yani bizim motorumuzun çekileceği akıma kadar dayanabilen kontaklardır. Bunlar da arkadaşlar bir kontaktör alırken, yine bir elektrikçiye gidip bir kontaktör istediğimiz zaman bizim öncelikle motorumuz kaç akım çeker, ona bakmamız lazımdır. Çünkü bu kontaktörler arkadaşlar belirli akımlara göre dizayn edilmişlerdir. Yani benim güç kontaklarım atıyorum 16 ampere kadar dayanıyor aldığım kontaktörün. Ama benim kullanacağım motor 20 amperlik akım çekiyor mesela, nominal akıma ihtiyaç duyuyor. Eğer ben bu 16 amperlik kontaktörü kullanırsam 20 amper çekeceği için motor yıpranıyor ve kontaktörüm görev yapamaz duruma geliyor arkadaşlar. Daha fazla akım çekeceğim için. Bunu önlemek için öncelikle biz kullanacağımız motorun kaç amper akım çektiğini bilmemiz gerekiyor ki ona göre gidip kontaktör seçelim. Yani gidip de düşük akım çeken bir kontaktörü alıp bizim motorumuza yapamayız. İleride sorun yaşayabiliriz. Kontakları ise termik, aşırı akım rölesi, zaman rölesi, ısı kontrol rölesi, mühürleme gibi düzeneklerin çalıştırılmasında görev yapar. Bu yardımcı kontaklar arkadaşlar, kumanda kontaklarını kısacası, kumanda devresini kurabilmek için kullanıyoruz. Bunu zaten ilerleyen günlerde göreceğiz. Kumanda devrelerini oluştururken, çünkü iki tane devre oluşturmamız lazımdır biz bir motoru çalıştırmak için. Bir kumanda devresi, bir güç devresi. Bunu bilmiyorum tabii ki, dediğim gibi profilinizi tam bilmediğim için, üniversite öğrencisi olabilir ya dışarıda iş yapanlar olabilir, lise öğrencisi olabilir, daha buraya gelmemiş olanlar olabilir. Çünkü lise 3'te biz bu dersi veriyoruz öğrencilerimize. O yüzden bilemiyorum, yani bunlarla bilginiz var mı? İki türlü devre oluşturmamız lazımdır bizim. Yani bir güç devresi, bir kumanda devresi. Kumanda devresi bizim motorumuzun nasıl çalışacağını organize ediyor. Güç devresi de motorumuza düzgün şekilde elektrik gitmesini sağlıyor arkadaşlar. Bunları dediğim gibi, yani son gün haftaya Cuma günü olan derste size biraz göstermeye çalışacağım. Tabii ki yine bilgisayar üzerinden online olarak. Ama keşke imkan olsa da gidip yani bunu yüz yüze atölye ortamında gerçekleştirebilelim. Evet, devam ediyorum. Otomatik kumanda devrinde çok kullanılan bir eleman olan kontaktörün içinde tabloda görüldüğü gibi normalde açık ve normalde kapalı olmak üzere değişik sayıda kontak bulunur. Kontakların açılıp kapanmasını sağlayan bobin enerjisizken bazı kontaklar açık konumda bekler. Bobin enerjilendiğinde açık kontaklar kapalı, kapalı kontaklar ise açık hale geçer. Evet, burada arkadaşlar bakın, alt tarafta bir resim paylaştım sizinle. Bakın 13 ve 14, bu birinci olan kumanda kontakları kısmına herkes dikkat etsin. 13 ve 14 bakın açık kontaktır. Gördük mü? 13-14 dedim ya size biraz önce. 3 ve 4 ile bitenler arkadaşlar her zaman açık kontaktır. Bu hiçbir kontaktörün üzerinde değişmez. Her zaman böyledir bu. 13 ve 14 açık kontaktır. Bakın 23 ve 24, bu da bakın 3 ve 4 ile bitti. Bu da arkadaşlar bir açık kontaktır. Yani hiçbir şey yazmasa bile üstünde ve yalnız sayılar yazar. 3 ve 4 ile bitenler her zaman açık kontaktır. Tabii ki bu kontaktörün üzerinde yazıyor NO diye yanında. Burada bakın 13 ve 14, 23 ve 24. Bunlar ikisi de açık kontaktır. 1 ve 2 ile bitenler ise arkadaşlar kapalı kontaktır. 31, 32, 41, 42. Bakın 1 ve 2 ile bitiyor. Gördüğünüz gibi sonları 1 ve 2 olanlar her zaman kapalı kontaktır. Yazmasa bile bize tüm kontaktörlerde bu aynıdır. Ve güç kontaklarımız vardır arkadaşlar. Bakın bunların üstünde farkındaysanız RST, UVW yazıyor. RST bizim giren fazlarımızdır arkadaşlar. UVW ise motor klemensindeki bizim motor bağlantılarımızdır. UVW. Bunu ilerleyen derslerimizde zaten göreceğiz. Bağlantıların nasıl olacağını. Bu güç kontakları arkadaşlar her zaman açıktır. Elektrik verdiğimiz zaman kontaktörümüze, enerjilendiği zaman kontaktörümüz kapanıyor bunlar. Gördüğünüz gibi
Burada yazdık zaten. Bobin enerjisiz olduğu zaman açık kontaklar açıktır. Kapalılar kapalıdır. Güç kontakları ise açıktır arkadaşlar. Ve bobin enerjilendiği zaman ise bakın açık kontaklar kapanıyor. Kapalılar ise açılıyor. Gördük mü? Burada 31, 32, 41, 42 açılıyor. 13, 14, 23, 24 kapanıyor. Aynı şekilde güç kontaklarımız da kapanıp ne oluyor? Motorumuza elektriğin geçmesini sağlıyorlar. Evet. Devam ediyorum. Kontaklar normalde açık ve normalde kapalı olmak üzere iki çeşittir. Bunu zaten söylemiştik. Ana kontaklar güç devresinde kullanıp normalde açık kontaklar olup akım taşıma kapasiteleri daha yüksektir. Güç giriş kontak isimleri genelde 1, 3, 5 ve çıkışları ise arkadaşlar 3, 4, 6 numaralı uçlardır. Bu genelde arkadaşlar 1 ve 3'tür, 2 ile 4'tür. Bu 5 ve 6 genelde zaman rölelerinde ve termik rölelerde kullanılıyor arkadaşlar. Burada aşağıda yine onu söyleyeceğim size. Yardımcı kontaklar ise genellikle kumanda kısmında kullanılır. Bu kontaklar normalde açık veya normalde kapalı olarak kullanılmaktadırlar. Bizim termik rölemiz üzerinde zaten termik röleyi göreceğimiz zaman 97 ve 98 arkadaşlar normalde açık kontaktır. Bunlar termik röle üzerindedir arkadaşlar. 97, 98 ve 95, 96 termik röle üzerindedir. 97 ve 98 açık kontaktır. 95 ve 96 ise kapalı kontaktır. Bunu dediğim gibi termiğe geldiğimiz zaman yetişirsek bu ders, yetişmezsek gelecek ders termiği göreceğiz termik rölelerin içinde. Onları da o şekilde size anlatacağım. Kontaklar üzerinden geçen akım kapasitelerine göre çeşitli alaşımlardan meydana gelir. Genellikle sert bakır, tungsten, gümüş alaşımları kullanılır. Bobinin enerjilenmesi ile kontakların durumu değişir arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştik. Enerjilenmeden aynıydı. Enerjilendiği zaman değişiyor. Kontaktörlerin çalışma prensibi, bunu da söyledik ama bir de buradan okuyalım. Kontaktörün çektirme bobinine enerji verildiğinde, yani bizim kontaktörümüzün uçlarına A1 ve A2'sine enerji verildiği zaman bobinin iç bölgesinde bir indüklenme meydana gelir. Bu indüklenme sonucu oluşan manyetik alan içerideki metal bloğu kendisine doğru çeker. Bu metal bloğun üzerine monte edilmiş olan baraların da çektirme hareketinin içerideki açtırma yayını, gerilme kuvvetini yenmesiyle temas sağlanmış olur. Bir yay vardır arkadaşlar burada ve bu yayı enerji verildiği zaman palet kendini çekiyor ve yayı kısıyor. Ve böylelikle ne oluyor? Bizim uçlarımızın yönü değişiyor. Açıklar kapanıyor, kapağlar açılıyor. Enerjisi kesildiği zaman arkadaşlar bu yay paletimizi geri itiyor ve ne oluyor? Yine bizim uçlarımız yani açık olanlar açılıyor, kapalı olanlar kapanıyor. Bizim uçlarımız yine yön değiştiriyor. Açıldığı zaman arkadaşlar bu yay ittiği zaman ne oluyor? Devreden akım geçişi engellenmiş oluyor. Kontaktör çeşitlerimize de bir bakalım. Akım cinsine göre bunu zaten söylemiştik en başında arkadaşlar. Kullanım amacına ve imalat durumuna göre kontaklarımız üçe ayrılıyor. Da iki yere yazmışız. Yanlış yazdık onu. Kontaklarımız üçe ayrılıyor arkadaşlar. Akım cinsine göre doğru akım ve alternatif akım. Bunu söylemiştik zaten. Doğru akımda çalışan kontaktörler ve alternatif akımda çalışan kontaktörler olarak ayırıyoruz. Bunları dediğim gibi kullanacağımız yere göre değişik kontaktörler seçiyoruz arkadaşlar. Eğer bizim kullanacağımız yer doğru akımla çalışıyorsa ona uygun doğru akım bir kontaktör seçiyoruz. 12 volt, 24 volt, 48 volt artık hangi doğru akımda çalışacaksa ona uygun bir kontaktör seçmemiz lazımdır. Ve alternatif akım kontaktörleri yine aynı şekilde hangi akım değerinde çalıştıracaksak biz bunu ona göre hangi gerilim değerinde çalıştıracaksak ona göre bir kontaktör seçmemiz lazımdır. Yani bizim şebekemiz 240 volttur. En başında söylediğim gibi 240 voltta çalışan bir kontaktör seçmemiz lazımdır. Tabii ki
özel durumlar olabilir. Orada bir sıkıntı yok. Türkiye'de mesela bu 220 volttur. 220 volta göre bir kontaktör seçilmesi lazımdır. İkinci çeşidimiz kullanım amacına göre. Güç kontaktörleri, kumanda kontaktörleri. Bu da yine ekstradan yardımcı kontaklar kullanarak bunları kullanabiliriz. Bir de imalat durumuna göre arkadaşlar, elektromanyetik kontaktörler, basınçlı kontaktörler ve elektropnomatik kontaktörler. Bunlar da arkadaşlar imalat durumuna göre. Ha biz daha çok elektrik işlerinde elektromanyetik kontaktörleri tercih ediyoruz. Bu diğerleri basınç havalı kontaktörler ve pnomatik kontaktörler daha çok havayla çalışan veya yağ basıncıyla çalışan yerlerde tercih ediliyor. Ha bizim işimiz elektrikçilik olduğu için daha çok bu elektromanyetik kontaktörleri kullanıyoruz arkadaşlar biz. Devam ediyorum. Kontaktör seçiminde dikkat edilecek hususlar. Kontaktör çalışma gerilimi, işletme ve kullanım şekillerine göre standart hale getirilerek kullanıma sunulmaktadır. Burada arkadaşlar tüm kontaktörlerin üzerinde bir etiket vardır. Ve bu etikette hangi amaçla bu kontaktörü kullanacağımız yazıyor. Bunlar her birine sınıfı veriliyor arkadaşlar bu kontaktörlerin. Mesela AC1 sınıfı genel olarak indüktif olmayan ya da çok az indüktif olan yüklerde kullanılıyor. Mesela indüktif olmayan bir yük, termostat mesela bir rezistif yüktür. Biz eğer bir termostatı çalıştırmak istersek kontaktör vasıtasıyla AC1 sınıfı bir kontaktör seçmemiz gerekiyor genel olarak. AC2 sınıfı kontaktörler mesela genel olarak bilezikli asenkron motorlara yol vermede kullanılır. Yani bizim konumuz da bu asenkron motorlar olduğu için genelde biz AC2 sınıfı bir kontaktör kullanıyoruz. Yani ben elektrikçiye gittiğim zaman bir kontaktör alacaksam AC2 sınıfı bir kontaktör almam gerekiyor. Motor çalıştırmam gerekiyorsa. AC3 ve AC4 sınıfı olan kontaktörler mesela sincap kafeste asenkron motorların çalıştırılmasında kullanılıyor. Devam ediyorum. AC6 sınıfı genel olarak transformatörlerin kumandasında kullanılıyor. Yani eğer ben bir transformatör trafo kullanacaksam ve bunu kontaktör vasıtasıyla devreye alıp çıkarmak istersem benim alacağım kontaktör AC6A sınıfı bir kontaktör olacak. AC6B sınıfı kontaktör akkor flamanlı lambaların kumandasında kullanılır arkadaşlar. Akkor flamanlı lamba dediğimiz bizim normal bildiğimiz ampullerdir. Normal bildiğimiz ampullerde eğer çok sayıda ampul yakacaksam biliyorsunuz normal anahtar kullanamam arkadaşlar. Normal anahtarlar belirli bir akıma kadar mesela 13 ampere kadar akım taşıyabildiği için 13 ampere kadar bir anahtar 13 amperden fazla kullanacaksam ben lambalarımı kontaktör vasıtasıyla yakmam lazımdır. DC1 sınıfı kontaktörler genel olarak indüktif olmayan ya da çok az indüktif olan DC yüklerin beslenmesinde kullanılıyor. Ve D2 sınıfı kontaktörler genel olarak DC motorların çalıştırılmasında ve frenlenmesiyle ilgili devrelerde kullanılıyor. Gördüğünüz gibi eğer DC motorlarla ilgili bir şey kullanacaksam arkadaşlar DC kontaktör kullanıyorum. AC çalıştıracaksam yani alternatif akım bir motor çalıştıracaksam ona göre alternatif akımla çalışan bir kontaktör kullanıyorum. Dediğim gibi en başta bu kontaktörler kullanım yerlerine göre de değişiklik gösteriyor. Evet, anma gerilimi biraz önce bahsetmiştim ama burada da açıkladık. Bilmeyenler için bir yere not edelim diye. Anma gerilimi kontaktörün kumanda edeceği gerilim değeridir. Yani tam yük altında çalışacak olan bir motorun veya başka bir aletin çekeceği gerilim değeridir arkadaşlar bu. Uygulamada 220, 240, 380, 415, 500 ve 660 voltluk şebeke gerilimleri bulunmasına rağmen genellikle 240 ve 415 voltluk gerilimler kullanılır. Bizim şebekemiz arkadaşlar biliyorsunuz tek faz 240 volttur. 3 faz ise 415 volt olduğu için genelde bu gerilim değerlerine ait
anma gerilimi değerlerine ait kontaktörler kullanılıyor. Bobin gerilimi, bobinin çalışma gerilimidir arkadaşlar. Bobinler 24, 48, 110, 220, 240, 380 ve 415 volt olabilmektedir. Ülkemizde daha çok 24, 48, 110, 240 ve 415 volt kullanılıyor bunlar. Anma akımı kontaktörün güç kontaklarının akım değeridir. Bunu zaten demiştik biraz önce. Ve anma gücü de kumanda edilecek alıcının gücüdür. Bu anma akımı değeri arkadaşlar ve anma gücü değeri motor etiketinde yazıyor. Yani biz bir motor aldığımız zaman bunları motor etiketimizde görebiliriz. Evet. Paylaşımı durdurayım. Kontaktör bu şekilde. Bununla ilgili sorularınızı isterseniz saat 7'yi 12 geçiyor bende. Buçuğa kadar yani 27'ye kadar diyeyim artık 15 dakikalık bir ara verelim. 7 buçuğa kadar bir ara verelim. 15 dakikalık. Geldiğimizde de sorusu olan varsa soruyu alırız ve biraz da gelecek ders yapacağımız termik rölelerden bahsedip bugünü de bitiririz. Gelecek hafta da artık termik rölelerden başlarız. Evet, 15 dakikalık bir ara verelim ve 15 dakika sonra burada buluşalım. Teşekkür ederim. Evet, başka soru yok sanırım. Evet, derse katıldığınız için arkadaşlar teşekkür ederim. Sorusu olan var mı başka? Evet. Derse katıldığınız için teşekkürler. Diğer dersimiz pazartesi günü 6.30'dadır. Görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hocam çok teşekkürler. Evet, Katılan ben teşekkür arkadaşlara da ederim. ayrıca teşekkürler. Dersi kapatıyorum. Evet. İyi İyi akşamlar akşamlar. herkese. İyi akşamlar.